Üniversitetercihleri.com Kampüs Yolunda programını sunar. Merhaba değerli izleyiciler, TVNET ekranlarında Kampüs Yolunda programına hoş geldiniz. Yükseköğretim Kurumları sınavında geri sayım başladı. Üniversiteye hazırlanan meslek seçimleri arifesinde olan ve ekranları başındaki velilerimize yönelik hazırladığımız programımızda bugün de dolu dolu içeriklerle karşınızdayız. Hem sınava hazırlık sürecinde hem de tercih dönemine dair merak edilen tüm konu başlıklarını birbirinden değerli konuklarımıza yönelteceğiz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var, takdim etmek istiyorum. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hamdullah Şevli bizimle. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk Esra Hanım. Ben de TVNET ekranlarında bizi izleyen çok değerli seyircilerimize, öğrencilerimize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Onlara yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları sınavında başarılar ve Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Biz de aynı şekilde. Van 100. Yıl Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Kuruluşu çok eskiye dayanıyor. Van'da hem doğuda hem de ülkemizin aslında gözbebeği şehirlerinden bir tanesi. Şimdi bu şehirdeki kıymetli üniversitenin kuruluşunu, böyle genel bilgilerini sizden almak isteriz. Buyurun. Evet, bu yıl bizim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü üniversitemizin kuruluşunun 40. yılını kutluyoruz. 40. yıl kuruluş kutlamaları çerçevesinde bir dizi etkinlikler yaptık. Üniversitemiz 1982 yılında kurulmuş. Çok köklü bir üniversite, sizin bahsettiğiniz gibi. Zaman içerisinde kendi kuruluşunu tamamlamış ve bölgedeki üniversitelerin kuruluşuna da destek sağlamış. Ve bugün yüksek öğretim sistemindeki birçok üniversitemize akademisyen anlamında da, Türkiye'mizdeki bürokrasiye de çok birçok sayıda bürokrat, sağlık sektörüne, sağlık alanında doktor yetiştirmiş köklü bir üniversite. Üniversitemiz tabii ki 40. yıl olması vesilesiyle biz de üniversitemizde bu yıl çok bir dizi etkinlikler planladık. 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası sempozyum düzenledik, paneller düzenledik. Üniversitemizde 40. yılını dolduran personellerimize vefa gecesinde ödüller takdim ettik. Bu anlamda üniversitemiz 40 yıl süredir Türkiye'deki eğitim öğretime çok ciddi katkılar sundu ve sunmaya devam ediyor. Zaman içerisinde tabii ki hemen hemen bütün fakülte kurulumlarını gerçekleştirmiş. Üniversitemizde 19 fakülte var. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi başta olmak üzere. Çok güçlü olduğumuz eğitim fakültesi gibi hemen hemen bütün fakültelerimiz var. 10 meslek yüksek okulumuz var. Yabancı diller yüksek okulu dışında beden eğitimi spor yüksek okulumuz var. Bir de Türk müziği ve devlet konservatuvarımız mevcut. Bunun dışında araştırma merkezlerimiz var. Uygarlarımız var. Uygulama ve araştırma merkezlerimiz. İşte yaklaşık üniversitemizin şu anda 1800'e yakın akademik kadrosu, toplamda 5000 çalışanı var. 30.000'e yakın da öğrencisiyle birlikte. Tabii ki 40 yıllık olunca 150.000'i aşkında mezunumuz var. Yani aslında Van 100. Üniversitesi çok büyük bir aile oldu. Bu anlamda mezunlarımıza da biz ailemiz gözüyle bakıyoruz. Örneğin 22 Haziran'da üniversitemizin yine 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümümüz, işte orada bölüm başkanımız Profesör Doktor Serap Yüklük hocamızın organizasyonunda, koro şefliğinde Van 100. Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuş ve Van'da görev yapan yaklaşık 20-25 müzik öğretmeniyle, mesela Ankara'da Gazi Konser Salonu'nda, Gazi Üniversitesi'nde Gelenekten Geleceğe diye bir çok sesli korumuz olacak. Aynı zamanda üniversitemizin konservatuvarı da orada halk oyunları, Van yöresine ait halk oyunları gösterisini yapacak. Üniversitemizin turizm fakültesi, gastronomi bölümü de orada Van yöresine ait yöresel ürünlerle ilgili bir kokteyl hazırlayacak. Böylece üniversitemizi Ankara'da da inşallah 22 Haziran'da temsil edeceğiz. Sizleri de, olacak. Evet, sizleri de buradan bizi izleyen seyircilerimizi de davet etmek isteriz. Çok isteriz. Biz de tebrik ediyoruz. 40 yıl çok uzun bir süre tabii ki. Evet. Elbette birçok öğrenci mezun oldu. Tüm dünyada belki yayıldılar, belki Türkiye'nin her yerinde. Şu an hizmet veriyorlar. Bir şekilde meslek hayatlarına atılmışlardır diye düşünüyorum.
Biz de gerçekten bu anlamda sizi de tüm yönetim ekibinde kutluyoruz. Çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu sürece bakarsak özellikle son yıllarda şimdi öğrenciler biliyorsunuz tercih arifesinde fakültelere, meslek yüksekokullarınıza değindik ama özellikle neler öne çıkıyor? Yani son zamanlarda hangi mesleklere daha çok sizce yönelim var? Hangi bölümleriniz daha çok seviliyor, tercih ediliyor? Biraz öğrencilere böyle son gelişmeler hakkında bilgi verelim. Evet. Şimdi tabii ki öğrenciler için öncelikle yani ben şunu öneririm. Yani her öğrenci sevdiği, istediği mesleği tercih etmeli. Tabii ki gelecek kaygısı, iyi bir meslek, iyi bir kariyer, iyi bir iş öğrencilerimiz için öncelikli ama sağlık sektörü yine bu anlamda önde geliyor. Özellikle tıp, diş, hemşirelik, ebelik, sağlık bilimleri fakültemiz de mevcut. Ama yine son zamanlarda tekrar bilgisayar teknolojilerine ve özellikle girişimciliğe ilginin arttığını görüyoruz. Elektrik elektronik programlarına tekrar ilginin arttığını görüyoruz. Özellikle makine öğrenmesi, yapay zeka, robotik, kodlama bunların yaygınlaşmasıyla birlikte biz de Van 100. Üniversitesi olarak aslında eğitim öğretim programlarımızı ve yeni açtığımız programları bu şekilde düzenliyoruz. Örneğin biz biyoteknoloji ile ilgili işte Ziraat Fakültesi'nde de buna yönelik tıp Ziraat Fakültesi'nde yani teknolojiyle birlikte öğrencilerin teknolojiyle kullanabilecekleri bir tarımsal mesela dönüşüm. Yani sadece bildiğimiz klasik ziraat yerine artık biraz daha teknoloji tabanlı ziraat. İşte veteriner, bildiğimiz klasik veteriner fakültesi var ama öğrencileri biraz daha özellikle cerrahide biraz daha ileri noktada eğitmeye yönelik teknolojileri de kullanmak istiyoruz. Tabii ki öğrencilerimiz üniversitemizi tercih ederken şimdi herkes 4 yıllıkları düşünüyor ama bizim mesela 2 yıllık ön lisans programlarımız da çok güçlü. Örneğin gıda teknolojisi programları son dönemde öne çıkan bölümlerden birisi. Biz de gıda teknolojisi ile ilgili Özalp Meslek Yüksekokulumuzda bir program açtık. Bunları da öğrencilerimizin takip etmesi gerekiyor. Üniversiteler artık şimdi birinci nesil üniversiteler eğitim üzerine gidiyordu. İşte ikinci nesil üniversiteler eğitimle araştırma ile birlikte devam etti. İşte üçüncü nesil üniversitelerde sadece eğitim araştırma yetmedi. Toplumsal katkı da buna eklendi. Ama biz yeni nesil bir üniversiteyiz ve yeni nesil bir üniversite olma yolunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani eğitim tabii ki olacak. Araştırma, toplumsal katkı ama bunların yanında araştırmanın endüstriyle de iç içe olması gerekiyor. Yani üniversite sanayi işbirliğinin de olması gerekiyor. Yani daha üst versiyon evet. Diyebilir miyiz? Bugün bizim tabii Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar hocamız da gerçekten bu konuda üniversiteleri ziyaret ediyor. Bizi de ziyaret ettiler kendileri. Bu anlamda bizleri de teşvik ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yönde üniversitelerin artık yeni nesil üniversite olması yolunda çok ciddi tavsiyelerde bulunuyor. Yani üniversitelerin biraz da sanayiyle iç içe olması, endüstriyle iç içe olması, sadece bilgi değil, bilginin ticarileşmesi noktasında da, özellikle akademisyenlerin akademik şirketler kurmasında da bu yönde de çalışmalar yapılıyor. Öğrencilere uygulama fırsatı veriyor değil mi? Tabii şimdi öğrenci direkt, mesela bugün daha yeni imzalanan YÖK Başkanımızın işte enerjiyle ilgili bir protokolü oldu biliyorsunuz. Öğrenci burada uygulama eğitimi alıyor ama hemen yapılan protokolle nerede uygulama yapıyorsa orada istihdam imkanı da sağlanmış oluyor. Dolayısıyla öğrenciye istihdam alanı da açan, örneğin OSB'lerde, organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulları kuruluyor biliyorsunuz. Bizim de böyle bir girişimimiz var. OSB'de direkt öğrencinin meslekle iç içe olduğu ve mesleğe yönelmiş olduğu bir program. Örneğin bizim tekstil teknolojisi programımız var. Direkt Van'da da ilimizde de tekstil kent var. Sanayi Bakanlığımızın büyük çabaları noktasında çok ciddi istihdam alanları oluşturdu. Oradaki sanayi bizden işte tekstille uğraşan firmalar bizden nitelikli eleman istiyorlar. Biz de programlarımızı 3+1 şeklinde onların istediği tarzda dizayn ediyoruz. Yani direkt öğrenci uygulamalarını, stajlarını da direkt istihdam alanı bulabileceği yerde yapabileceği alanlar açılıyor. İşte şimdi girişimcilik olunca artık girişimci üniversite diyoruz biz. Öğrencilerimiz girişimcilikle ilgili çok ciddi üniversitenin onlara girişimciliği öne çıkarması lazım. Yani
bilgi prototipleme aşamasında özellikle o prototipini, yani aslında aklındaki fikri önce bir örneğini yapabilecek bir ortamın hazırlanması gerekiyor. Dolayısıyla biz mühendislik fakültemizde de diğer birimlerde de yüksek okullarımızda da öğrencilerimize yani sadece o alanla ilgili teorik bilgiyi değil aynı zamanda uygulamasını da veriyoruz ve Türkiye'deki birçok üniversite zaten bu konuda baya bir mesafe kat etti. Öğrencilere çok destek oluyor evet. Bu konuda. Fikir bulunması konusunda da rehberlik ediliyor. Evet. Fikri hayata geçirirken de çok ciddi dediğiniz gibi sanayi kuruluşları da işbirlikleri kurularak o fikri oluşturma, büyütme, geliştirme ve hayata geçirme aşamasında bizzat destek olunması konusunda genel bir çalışma var, çaba var. Biz de bu masada bunu dinliyoruz ve çok da sevindirici aslında. Şimdi siz yeni nesil bir üniversitesiniz ama demiştiniz ki üçüncü aşama toplumla ilişkiler, topluma fayda sunmak. Evet. Şimdi sizin üniversiteniz Van ve çevresine ne gibi faydalar sunuyor? Biraz buna da değinebilir miyiz? Şimdi Van 100. Üniversitesi'nin kent araştırmalar merkezi var. Örneğin biz Van'da valilik, belediye, tüm ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları birlikte Van 100. Üniversitesi Kent Araştırmalar Merkezi ile birlikte Kent Danışma Kurulu kurduk ve Van'ın ve bölgenin kronikleşmiş temel sorunlarını masaya getirdik ve kent danışma bütün paydaşlarla bunları ilin bütün mülki amirlerinin olduğu, işte üst düzey yöneticilerin olduğu toplantılarda halkımızla birlikte masaya yatırdık ve şehrin geleceği ile ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Tabii ki Van 100. Üniversitesi özellikle ilimiz tarım ve hayvancılık anlamında çok güçlü ve bizim de üniversite 82'de kurulmuş ama hemen kuruluşuyla birlikte aynı anda kurulmuş ziraat ve veteriner fakültelerimiz mevcut. Hayvancılık uygulama ve araştırma merkezimizle orada DAP çiftçi eğitim merkezimizle çiftçilerimize eğitimler veriyoruz. Hem öğrencilerimiz o hayvancılık merkezinde uygulamalı eğitimlerini görüyor hem de bölgedeki tarım hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize destek oluyoruz. Üniversitemizde yine meyvecilik, seracılık, tıbbi aromatik bitkiler bahçesi gibi bu alanlarda da zaman zaman hasat bayramlarında ilçelerimizdeki tarım il müdürlerimizi, çiftçilerimizi davet ediyoruz. Onlara burada nasıl bir yaklaşım olduğunu, neler yapabilecekleriyle ilgili akademisyenlerimiz ciddi manada destekler veriyorlar. Bunun dışında sadece Van değil, Van Gölü Havzası da bizi ilgilendiriyor. Van Gölü bizim çok kıymetli bir değerimiz. Geçen yıl Haziran ayında saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle Van Gölü Sempozyumu düzenledik. Ve gerçekten Van Gölü'nün geleceğini konuştuk orada. Van Gölü'nün kirlenmemesi, temiz kalması için neler yapılması gerekiyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin destekleriyle yine Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleriyle bir dizi eylem planı hazırlandı. Ve Van Gölü'nün daha temiz kalması için çok ciddi çalışmalar yapılmaya başlandı. Biz de buna akademik anlamda bilgi birikimimizle destek olduk. Yine yakın zamanda yine bir iklim değişikliği kongresi düzenliyoruz. Üniversitemizin veteriner fakültesi çok köklü. İşte geçen hafta daha Tarım Bakanlığı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortak 2. Yaban Hayvanları Ulusal Kongresi'ni üniversitemizde yaptık. Üniversitemizde çok güzel bir yaban hayvanları rehabilitasyon merkezimiz var. Zaman zaman işte yaralı olan, doğal yaşamda bulunan işte kaya kartalı, akbaba, işte yavru ayılar merkezimizde tedavi altına alınıyor. Sonra doğal yaşamına bırakılıyorlar. Yani bu anlamda üniversitemiz daha bunların çok çoğaltabiliriz sayısız. Çevreye de duyarlı. Bir evet, mesela TRB 2 bölgesindeyiz. Van, Hakkari, Muş, Bitlis. Şimdi Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi düzenliyoruz 24-26 Haziran'da. İlimizin, bölgemizin eğitim durumunun röntgenini çekiyoruz. Orada neler yapılabilir? Okullaşma oranı Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle çok ciddi noktalara geldi. Okullarımızın fiziki altyapıları oluşturuldu ama şimdi öğrencilerin niteliğini, kalitesini, eğitim seviyesini yükseltmek için de akademik anlamda bizlere, üniversitelere ciddi görevler düşüyor. Bu anlamda da biz de elimizden gelen özellikle öğretmen eğitimleri noktasında, eğiticilerin eğitimi noktasında, okullardaki okul müdürlerinin yöneticilerine destek olmak amacıyla tüm kadim eğitimleri kastediyorsunuz. Üniversitemizin evet eğitim fakültesindeki akademisyenler
Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle işbirliği yaparak çeşitli seminerler, konferanslar, çalıştaylar düzenliyorlar. Bunların tabii bir şeyi olarak da Eğitim Bilimleri Kongremizde 24-26 Haziran'da düzenlenmiş olacak. Evet, şimdi Teknokent'i de bu soru altında sayabiliriz aslında. Çünkü Teknokent'te Van'daki hem teknolojik çalışmalar kapsamında hem girişimcilik anlamında birçok kişiye, kuruma ev sahipliği yapan bir yerdir diye tahmin ediyorum. Burada da aslında toplumsal bir fayda var. Teknokent'i de sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi bizim Van 100. Üniversitesi Teknokent, biz ismini Van Teknokent yaptık. Çünkü sadece üniversitenin değil, şehrin bütün paydaşlarının, orada ticaret odası da var, ticaret borsası da var, diğer sivil toplum kuruluşları var, belediye var. Dolayısıyla Van Teknokent'imizde bizim için önemli olan akademik şirket sayısını artırmak. 42 ofisimizin 42'si de dolu şu anda. %100 doluluk oranına ulaştık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda, Teknokentlere Bakanlığımızda Van Teknokent de yıldızı parlayan teknokent olarak dillendiriliyor. Bu bizi gururlandırıyor. Gerçekten son 2 yılda teknokentimiz müthiş bir sıçrama gerçekleştirdi. Daha önce 54 teknokent arasında 42. sıradayken 63 teknokent arasında bir anda 31. sıraya yükseldi. Çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirdi. Biz özellikle gençlerimiz için, çocuklarımız için, biliyorsunuz Van genç nüfusu yoğun olan, yani genç nüfus, yaş nüfus ortalaması 20-21'lerde olan bir ilimiz. Ve gerçekten TÜBİTAK yarışmalarında, özellikle ortaokul ve lise proje yarışmalarında en çok proje üreten il. İstanbul'dan daha fazla proje üretiliyor. Yani nüfusu İstanbul'un 10'da 1'i olmasına rağmen İstanbul'un çok üstünde proje üreten bir il. Bu da gençlerin bir bilime, teknolojiye, girişimciliğe bir merakı olduğunu gösteriyor. Biz de bu gençlerimizin elinden tutmak için Ben Girişimciyim yarışmaları düzenledik. Bunu Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, işte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle yapıyoruz. Innovan Girişimcilik Merkezi kurduk üniversitemizde. İsmi Innovan diye ve bitti. İnşallah yakın zamanda Sayın Bakanımızın katılımıyla da onu tam faaliyete girdirmiş olacağız. Orada gençlerimizin, özellikle fikri olan gençlerimize kuluçka, ön kuluçka anlamında destekler veriyoruz. Fikrinin doğrulamasını yapıyor, prototip aşamasını gerçekleştiriyor ve ona biz mentorluk eğitimleri de veriyoruz. Takımlar kuruyoruz. İşte Teknofest yarışmalarına katılmak isteyenlere destek sunuyoruz. Ve eğer fikrini biraz daha ilerletebiliyorsa, şirketleştirebiliyorsa onlara Van Teknokent'te araştırma geliştirme şirketi kurma noktasında yardımcı oluyoruz. COSGAP'ten destek almasını sağlıyoruz. Ve en sonunda da bilgisini ticarileştirme anlamında melek yatırımcısına kadar her türlü olanağı sunuyoruz. Bu anlamda yine patent growth projelerimiz kapsamında birçok etkinlik düzenledik. Geçen de bunun yarışma ödüllerini verdik. Yine BTK ile ilgili, BTK Bilgi Teknolojileri Kurumu ile işbirliği yaparak öğrencilerimize özellikle yazılım hareketi kapsamında çok ciddi bilgisayar destekli eğitimler verdik. Van 100. Üniversitesi geçen yıl bilgisayar mühendisliği bölümüne 30 öğrenci aldı. Ve bilgisayar mühendisliği bölümümüzü Türkiye'nin en iyi bilgisayar mühendislikleri bölümü arasına getireceğiz. Çünkü gerçekten çok ciddi potansiyelimizin olduğunu biz de gördük. Yani bu alanda daha da ilerleyeceğiz. 30'a yakın akademisyenimiz var çünkü bilgisayar mühendisliği alanında. Ve aktif çalışıyorlar belli ki. Bir sinerji eksikti. O sinerjiyi de 2 yıldır oluşturduk. Şu anda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. Evet, şimdi Türkiye'deki bilinirliğiniz, zaten köklü tarihiniz hani çok net. Biraz dünyadaki bilinirliğinize de değinebilir miyiz? Burada uluslararası derecelendirme kuruluşları var. Belli kriterlere göre üniversiteleri sıralıyorlar. Sizin üniversiteniz bu noktada nasıl, sıralamasından memnun musunuz? Ne durumda üniversiteniz? Teşekkür ediyoruz. Başta YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar hocamızın da hakikaten üniversiteleri bu noktada rekabete teşvik etmesiyle Türkiye'deki üniversiteler artık gerçekten dünyadaki ranking, sıralama kuruluşları tarafından sıralamalara dahil olmaya başladı. Sadece bizim üniversitemiz değil, birçok üniversite bu konuda ciddi ataklar yaptı. Artık takip ediyorlar, dünyayı takip ediyorlar. Biz de 100. Üniversitesi olarak gerek The Impact Ranking'de, işte diğer SGI Image Ranking'inde, CIV UR'du zannedersem o ranking'de
sıralamamız gitgide yükseliyor. Yani genelde ilk 2000'lerde olan bir üniversiteydik ama geçen bir indekste 524. sıraya kadar yükseldik. Türkiye'deki en iyi 24. üniversite sıralamasına geldik. URAP'ta da sıralamalarımız 7-8 kademe son 2 yılda yükseldi. Ama 2022'de özellikle Web of Science'da, Scopus'ta yayınlarımıza baktığımızda yani yukarı hep son 3 yıldır ciddi bir yukarı doğru ivmemiz vardı ama 2022 yayınlarımız özellikle 2021 sonuçlandı. Daha 2022'de açıklanmadı. Yukarı doğru çok ciddi bir kırılma olduğunu memnuniyetle takip ediyoruz. Özellikle iyi dergilerde Q1, Q2 dergilerde gerçekten yayın sayımızın çok ciddi arttığını fark ettik. Yani yukarı doğru çok ciddi bir kırılma yaparak arttığını gördük. İnşallah QS olsun, D olsun bu rankinglerde ilk binde yer almayı düşünüyoruz. Yani bakalım. Evet, tebrik ediyoruz biz de. Biz de tebrik. Şimdi programımızın da son dakikamıza giriyoruz. Evet. Böyle belli ki üniversitenize gelen öğrencilere hem dünya çapında sıralaması iyi olan bu değerlere sahip bir akademik kadro bekliyor. Böyle bir üniversite bekliyor. Son olarak nasıl da bir kampüs hayatı bekliyor? Evet. Böyle çok kısa değinebilir misiniz? Son şimdi biz öğrencilerimiz bizden yeşil kampüs ve sosyal aktivite istiyordu. Hamdolsun üniversitemiz yeşil noktasında iyi bir noktaya geldi. Kampüsümüz şu an cıvıl cıvıl, yemyeşil. Mavi, Van Gölü turkuaz mavisi. Yeşille mavinin buluştuğu çok güzel bir kampüs. Sahilimiz 2 kilometrelik Van Gölü kıyısındayız. Kumsalımız var. Öğrenciler kumsalda plaj futbolu, plaj voleybolu oynayabiliyorlar. Su sporları yapabiliyorlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük spor kompleksine sahibiz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü Van'da olacak. Van'da kamu kurumlarının toplu açılış törenini gerçekleştirecek. Üniversitemizde de bu anlamda çok sayıda yeni tesis hizmete açıldı. Bunların açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü gerçekleştirecek. Yani gerçekten üniversitemize sunmuş oldukları katkılardan dolayı ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize de teşekkür ediyorum. Üniversitemizde gerçekten öğrencilerin fiziki anlamda hiçbir eksikliği yok. Yurtlar hemen üniversitenin içerisinde yaklaşık 10 bin kapasite yurdumuz var. Hatta şu an yurtlarımızda boş yerlerimiz bile mevcut. Yani fazlası bile var. Üniversitenin yemek koşulları çok iyi. Van zaten biliyorsunuz yöresel anlamda Van kahvaltısı ve doğal beslenme anlamında çok zengin bir gastronomiye de sahip. Dolayısıyla öğrencilerin beslenme noktasında hiçbir sorunu yok. Yani öğrencileri her bakımdan evet. Karşılamaya hazırız yani diyorsunuz. Yani ucuz bir evet. Şehir, pahalı bir şehir değil. Gerekiyor. Konaklama anlamında da iyi bir noktadayız. Öğrencilerimizin sosyal anlamda da kendilerini geliştirebilecekleri ders dışında da Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından genç ofis kuruldu. Öğrencilerimize burada hangi enstrümanı çalmak istiyorsa bağlama, gitar, piyano kurslar veriliyor. Hangi sanat dalına meraklıysa resim, işte ebru sanatı, hat sanatı bunlarla ilgili destekler de oluyoruz. Sürekli eğitim merkezimizde onların yabancı dil eğitimlerine farklı alanlarda ilgileri varsa onlara da katkı da sunuyoruz. Yani hem akademik anlamda hem de sosyal yönden kendilerini geliştirebilecekleri bir evet. Kampüs hayatı Van 100. Yıl Üniversitesi yani, öğrencilere bekliyor. Çok teşekkür Van ediyoruz. Van Üniversitemiz Türkiye'nin doğusunda ama uçakla bir saatte gidebiliyorsunuz. Ulaşım çok rahat. Eskiden zordu ama şimdi yollarımız çok güzel. Ve bizim gerçekten en önemli başarımız özellikle mesela bazı bölümlerimizde, eğitim fakültemizde diyelim ki biz son cümlemiz evet, olsun. Son cümle evet. Diyelim. Diyelim ki biz okul öncesi bölümüne öğrenci alıyoruz. Biz diyelim ki Türkiye'deki üniversitelerde okul öncesi 40 tane diyelim ki program var. Biz diyelim ki en iyi 14. sıradan alıyoruz. Ama mezun ederken, KPSS'ye mezun ederken bakıyoruz en iyi 5. 6. sıradayız. Yani öğrenciyi şuradan alıyoruz, daha yukarıya taşıyoruz mezun ederken. O nedenle öğrencimiz mezuniyet sonrası duruma da bakmalı. Van 100. Üniversitesi hem Van şehrinin tarihi, doğal güzellikleri hem de üniversitenin güzel kampüsüyle tamamıyla pandeminin de sonlanmasıyla birlikte yüz yüze eğitimin başlamasıyla da cıvıl cıvıl oldu kampüsümüz. Yeni öğrencilerimiz de bekliyor. İnşallah öğrencilerimize ben başarılar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Dilerim hayal ettikleri mesleğe geleceğe adımlarını atacak bir sınavla, başarıyla neticelenir. Sizlere de bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Çok teşekkürler katılımınızdan dolayı. Teşekkür ederiz. Kampüs yolunda şimdi kısa bir araya gidiyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hamdullah Şevli bizimleydi. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
üniversitetercihleri.com'un sunduğu Kampüs Yolunda programı devam edecek.